Tabi bütün bu olayların arkasında Cenab-ı Allah aşka istiyor, o kadar. Yani bu Masonluğun kökeni aşktır. Tapınak şövalyelerinin kökeni aşktır. Hızır'ın kökeni aşktır. Hızır aşk için memurdur. Aşkı bulmak için memurdur. Zülkarneyn de öyle. Peygamberimizin görevi aşktı. Mehdi de aşktır. Allah'ın istediği budur. Yoksa adamlar, yani insanların yaptığı maceralar, sadece bir zenginlik o şeydir. Allah'ın hiç onlara ihtiyacı yok. Yani hiç ihtiyacı yok. Savaşlara onlar. Allah darmadağın eder, yani hiç öyle bir şeye ihtiyacı yok. Ama aşkın elde edilmesi için onlara ihtiyaç var. Yani o arif olması için insanın, olgun olması için, derinlik alması için bunlara ihtiyaç var. Şimdi mesela masonluk falan diyorum, masonluk. Gariban Allah'ın kulları, hiçbir güçleri yok. Tapınak şövalyeleri de öyle. Mesela Cenab-ı Allah Hazreti Süleyman'ın sandığı, Süleyman sandığı küçücük bir sandık. İnsanlar hoşuna gitsin, kalpleri coşsun. Sevgiler aslında içine kutsal emanetler doldurdu Allah. Bekletiyor. Sırf zevk alsınlar diye. Süleyman'ın mabedini Allah yıktı. Şimdi Mehdi'ye yeniden yaptırıyor. Mesela mabet sürekli dursa belki o kadar güzel olmayacak. Allah Mehdi'nin eliyle, onun sanatçı ruhuyla yeniden inşa edecek. Bana yarın Süleyman Mabedi'nin bütün görünümünü, pencerelerini falan hepsini hazırlayın. Kullanılan malzemeleri falan. Onu uzunca tarif ederim. Vakti geliyor. Vakti geliyor. Mimarlarına yardımcı olalım. İslam aleminde Süleyman Mabedi'nin yapılması isteyen tek Müslümanım. Museviler acayip şaşırdılar, hahamlar falan. Biz dediler ki, yani kaç bin yıllık tarihimizi duymadık, ilk defa bir Müslüman mabedin yapılmasını istiyor dediler yani. Olacak iş değil. Hiç kendi adamları bile demiyor. Yani. Çözüm getirdiniz. Haritayı aşıp ahamların yanında. Yer bulamıyorlardı, yeri de gösterdi. Onlar bir kısmı böyle çocukça çözümleri bulmuşlardı. Camdan yapmayı düşünmüşler üstüne. Mescid-i Aksa'nın üstüne. Yani ne alakası var? Koskoca arazi var arka tarafta. Olur mu öyle şey? Yere ayağımız değecek. Yere ayağımız değecek. Mevzul altına ihtiyaç var. Külçe altına. Buraya gelip üç yetkili haham size sordular nasıl yapalım diye inşallah. Evet, bana yeniden belge getirdiler. Evet. Mesela insan Mehdi diyor. Mehdi acayip zavallı bir insandır. Allah'ın zavallı bir gözlerini büyütüyor. Hızır Allah'ın çok zavallı bir kulu yani. İbadet ediyor. Allah aşkıyla gözyaşı döküyor. Ama ruh halinde. Zor olduğu için Allah ona bir peygamberi arkadaş etmiş. O da ruh. İkisi iki ahbap öyle yaşıyorlar. Çok zordur. Ruh olarak yaşamak çok zordur. Yani her baba yiğidin kârı değildir. Sık sık böyle tayı mekan yapmak, mekan değiştirmek. Yani beden, akıl gider yani Allah vermesin.